Selam canlar. Bugün kümesi temizlemek için köye gittiğimde başıma gelenleri hemen size anlatıyorum. Evet, kümesi temizlemeye gittim ama kümesi temizlemedim. Neden? Çünkü buzdolabımdaki sütler arkadaşlar ekşimiş, patlamış, her yere dağılmış, bildiğin komple buzdolabını mahvetmiş. Allah'tan kediler peşime dolandı da onlara süt vereyim derken dolabı açtım ve bu manzarayla karşılaştım. Yoksa burayı kesinlikle görmeyecektim çünkü kaç zamandır dolabı açıp bakmadım ne var ne yok diye. Evet, bütün dolabı şöyle döktüm tezgahın üzerine ve kolları sıvadım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi çok çabuk tur edip çat çat böyle hızlı bir şekilde mutfağı temizlemeye geçtim. Ne var ki başıma gelenler tabii ki bununla kalmadı. Hemen ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Öncesinde çöpleri topladım. Sonra bozulmuş sütlerin şu kavanozları yani şişeleri açmaya çalıştım. Açtıklarımı güzelce döktüm, çalkaladım ve bulaşık makinesine dizdim. Ama sular kapalıydı, don yapmasın diye Yunus kapatmış suları. Tekrardan açtırdım mecburiyetten dolayı. Evet, elimden geldiği kadar şöyle çalkaladığım bulaşık makinesine hepsini dizmeye çalıştım. Ben bir yandan dizerken sular açıkken kenardaki kombinin kombi deniliyor. Kombi değil de şofben mi neyse onun şeyi suyu gider suyu şey olmuş. Bu hortumdan akmaya başlamış. Bildiğiniz tezgah su doluyor. Ben görmüyorum o an. Sonra ilerleyen dakikalarda sizler de fark edeceksiniz zaten. Dolapların altına kadar su doldu. Evin içi çamur oldu. Gerçekten yani bugün başıma gelmeyen kalmadı ya. Normalde gidecektim. Sadece kümesi temizleyecektim ama gelin görün ki her şerde bir hayır vardır. Demek ki evin içi de artık temizlik istiyordu zaten onca çamurdan dolayı. Devamlı söyleniyordunuz artık şu evin içini bir temizle, bir temizle, bir temizle diye ve ben de hiç istemiyordum. Neden? Çünkü kış, havalar soğuk, ayakkabıyla girip çıkıyoruz ve yine çamur oluyor derken içimden gelmiyordu yani evi temizlemek. Ama bugüne nasipmiş arkadaşlar. Bugün çok güzel riskler çektim yani videolar çektim sizlere özel. Derken bulaşık makinesini çalıştırdım. Şimdi geldi buzdolabına. Buzdolabının bütün içindeki şu ne derler rafların hepsini çıkardım arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz ekşimiz süt bu arada. Yani dolabın içinde zaten bir şey yoktu. Kurabiyelerim vardı. Kurabiyelerim ve sütlerim vardı. Hani sütlerin patlaması sonucu çıkan görüntüydü. O yüzden hepsini çıkardım. Bir güzel ne derler? Foşur foşur buzdolabımı temizledim arkadaşlar. Vallahi kaç kere temizledim yani. Öyle bir iki kere de değil yani. Bana pasaklı diyen İşte çok pis dağınıksın diyen takipçilerim lütfen bu videoyu izlesin. Bayağı bir önceki videolarımda hakaret etmişler bana. Sizi engellemiyorum. Sırf bu videolarımı izleyin diye engellemiyorum. İnşallah Yunus da engellememiştir. Engelledin mi Yunus? Engelledim Bir tanesini engellemiş. O çok ağır hakaret etmiş. Onu engellemiş. Küfretmeyin arkadaşlar. Çok küfredeni belden aşağı yorum yazanı engelliyoruz söyleyeyim. Neyse devamında buzdolabın kenar kapaklarını falan da temizledim. Vallahi kaç kere sildim yani öyle böyle değil. Ondan sonra buzdolabın dışını sildim, temizledim. Dolapların yüzeylerini de bir iki defa aldım. Derken tezgahın üstüne geldi sıra. Evet, buzdolabın içinden çıkarttığım ne derler? İşte bu raflarını güzel köpüklü suyla foşur foşur yıkadım. Bir temizlik yaptım, bir temizlik yaptım. Vallahi belimdeki fıtık oynadı artık. Son anda belim tutuldu. Şu an iki büklüm oturmaktayım. Onu da söyleyeyim yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani burası köy evi arkadaşlar. Burası şehirdeki evim değil. Hani buraya zaten haftada bir defa anca gidiyoruz. Kullanmıyoruz şu an. Haliyle ayakkabılarla giriyoruz, çıkıyoruz. Yani çamur oluyor. Temizlik yapmıyorum o yüzden köyde. Ama bugün gerçekten sizin içinizi de rahatlatacak bir temizlik yaptım. O yüzden pür dikkat, takipte kalın derim. Yani muhteşem bir temizlik oldu diyebilirim. Hatta sonraki temizlikler de gelecek. Bu önce mutfak temizliği. Sonra evin içinde temizledim. Onu da size çekip paylaşacağım. Evet, şimdi ne yaptık? Buzdolabının içindeki rafları, o ne derler çekmeceleri falan hepsini bir güzel temizledim. Allah'tan ki yine erken fark ettim, koku yoktu. Yani belki de dolap soğuk olduğu için koku yapmamıştı. Eğer daha sonra fark etseydim dolabın içi çok kötü bir ekşimiş süt kokacaktı. Hepsini arındırdım, döktüm, yıkadım, temizledim. Güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Ve mis gibi oldu dolabımız. İnanın o kadar güzel oldu ki. Vallahi diyorum ki iyi ki bu kedi ayaklarıma dolanmış da ben o dolabı açmışım.
Köyden taze süt verdikleri için kaynatıp böyle hani kavanozlara doldurup konserve tarzında dolaba koyuyordum ve uzun vadeli kalıyordu dolapta. Ama ne var ki demek ki ekşimiş, o asitten dolayı mı ne olmuş, bildiğiniz şişe patlamış yani. O kavanoz patlamış ve dolabın her yerine dağılmış arkadaşlar süt. O kadar kötü olmuştu ki. Bakın buraları tekrardan suyunu alıyorum. Çünkü yukarıdaki şu şohbenin suyu arkadaşlar akmış. Direkt dolapların altına kadar su doldu. Oraları devamlı silmek zorunda kaldım. İkide bir oranın suyunu alıyordum. Meğersem sıcak su bölümünü açtığım için orası akıyormuş. Sonradan fark ettim. O yüzden hep soğuk suyu açaraktan bulaşıkları yıkadım soğuk suda. Şöyle bütün geri kalan her şeyi tertemiz yıkıyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ben bu sosyal medyada ne yaparsam yapayım birilerine yaranamıyorum. Gerçekten. Yani illa böyle aramızdan birkaç böyle eleştiren, hakaret eden, belden aşağı yorum yazan birileri çıkacak. Hani ben de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani derler ya, benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Bu benim sayfam. Benim sayfamda yani kendime özel videolar çekiyorum, köyümü çekiyorum, evimi çekiyorum, ördüğüm el işi çekiyorum, yaptığım diyeti çekiyorum, paylaşıyorum. Ya diyet yapmasam, aa çok kilo almışsın, işte sen bu değilsin, acilen aldığın kiloları geri ver, yüzün gözün şişmiş diyorsunuz. Kilo vermeye başlasam, aa ne gereği var, senin boyun var, sana gerek yok, boş ver şeyi, diyeti, yemene bak. Veya hani bazı arkadaşlar da diyor ki işte kilo verirken ne yapıyorsan bizimle paylaş. Hani paylaşmaya çalışıyorum. Bu ne şimdi? İşte çok saçma şeyler. Boğazını tut kilo verirsin ya. Hiç kimseye yaranamıyorsun gerçekten. Hani birine yaransan bir diğerine yaranamıyorsun. Bizim insanımız neden bu kadar çok eleştirmeyi seviyor ben bilmiyorum. Bazı insanlar sırf böyle sayfalara eleştirmek için sayfa sayfa dolaşıyorlar. Ben artık bunu anladım. Gerçek anlamda sayfa sayfa insanları eleştirmek için dolaşan insanlar var. Neden? Zannedersem psikolojik sorunlarımız var arkadaşlar. Ama bu sorunlarınızı lütfen benim sayfamda çözmeye çalışmayın. Çünkü burası yeri değil. Neyse devam edelim. Evet, dolabın içindeki materyalleri bir güzel yıkadım, temizledim, kuruladım ve yerlerine yerleştiriyorum. Ve dolabım tertemiz oldu. İçindeki kurabiyelerimi de döktüm. Vallahi hayvanlar öyle güzel yedik. Onlara yaradı. Bir tanesi de yazmış ki yazıklar olsun işte. Hiç mi hayır yapmıyorsun? Bunca kurabiyeyi çöpe atıyorsun. Ya siz kafayı mı yediniz? Nereden biliyorsunuz benim hayır yapmadığımı? Yani geçen sene yaptığım kurabiyeleri ne yapayım? İnsanlara mı bayatlamış kurabiyeleri insanlara mı dağıtayım? Onu mu istiyorsunuz? Ne yapayım yani? Ben zaten o kurabiyeleri gelen gidenim hani ikram etmek için yapmıştım. Bayatladı, döktüm. Bu kadar yani arkadaşlar. Allah Allah yani o kişiyi engelledim o. Baya bana bir beddua etmiş. O kişiyi engelledim. Mutfağı temizledim bu arada. Yerleri de defalarca sildim. Öyle bir defa iki defa değil. Ve mutfağımızın temizlenmiş hali nasıl olmuş arkadaşlar? Kalbi yüreği güzel takipçilerimden yorum bekliyorum. Evet, mutfak bitti. Dolabın içi tertemiz oldu. Bundan sonraki videomda evin içindeki temizliğe gelecek. O yüzden takipte kalın. Çok güzel videolar geliyor. Hoşça kalın.